Bence inanılmaz derecede haksızlık var, hakkaniyet sıfır derecesinde az. Yani moralim bile bozuldu, öyle söyleyeyim. Leyla Hanım'ın puanlamada asla adil bir yorum yapacağını düşünmüyorum. Belki hakkaniyet namına Emre Bey ve İvan Bey birazcık daha adaletli olabilir. Ama diğer iki hanımefendi asla öyle bir performans beklemiyorum. Evet, sezonun ilk açık oylaması için hazırız. Hemen bir genel geçer kuralları hatırlatayım. Arkadaşlarım açıkladılar ama seyircilerimiz için de aradan biraz süre geçti. Geçtiğimiz sezonlardaki uyguladığımız kurallar yine geçerli. Yine eksik bir durum yoksa, yenilemeyecek bir yemek yoksa, her şey söylenildiği gibi bize ikram edildiyse 3 ila 10 arasında bir puanlama yapacaksınız. Aksi durumlarda 2-1 verme hakkınız doğacak. Bugün için böyle bir durum olmadı. İnşallah bütün hafta, bütün sezonda böyle geçer. Herkes için temennimiz bu. Dolayısıyla şimdi ülkeye 3 ila 10 arasında bir puan vereceksiniz. Buyursunlar, açabilirsiniz tahtanızı ve ben sezonun ilk menüsünü hemen hatırlatayım. Kimse kimseye bakmasın lütfen puanları yazarken. Sezonun 150 bin TL için yarışan ilk yarışmacısı Ülkü'nün menüsü kabak çorbasıyla başladı. Ardından ıspanaklı graten ve yoğurt eşlik etti ara sıcak tabağımıza. Ana yemeğimiz Hünkar beğendiydi. Salatamız çilekli semizotu salatasıydı ve son olarak da sezonun ilk tatlısını soğuk baklava olarak bize sundu Ülkü. Evet, Leyla da yazdığına göre nihai soruyu sorabilir mi? Evet sevgili yarışmacılar, biliyorsunuz ama bilmeyenleriniz olabilir ya da hatırlatma gereği duyuyorum. Eğer kararsız olanlarınız varsa, yeni başladık, ilk kez bir araya geldiniz, heyecan olabilir, unuttuğunuz şeyler olabilir. Ben hatırlatmak için zaten menüyü tekrar söylüyorum. Ben söyledikten sonra kafasında herhangi bir şüphesi olan var mı yazdığı puanla ilgili? Yok. Ben değiştirebilir miyim? Tabii ki. Kalemi pıt pıt yapışından belli zaten. Kimse lütfen Emre'ye bakmasın. Bakmayın lütfen. Emre değişikliğe gidiyor. Sezonun ilk değişikliğe giden yarışmacısı. Sizlerde de varsa öyle bir durum, şu an bunu değerlendirme zamanı. Aksi takdirde ben yarışmacıya döndükten sonra artık puanınızı değiştiremezsiniz. Tamam mısın? Tamamdır. Sonra açtığında, sıra sana geldiğinde neden değiştirdin ve kaçken kaç yaptığını bize söyleyeceksin. Başka değiştirmek isteyen yoksa yarışmacıya dönüyorum. Yok. Peki. Ülkü. Kaç puan almasın 150 bin TL için bu yarışmacılardan? Eksik bir yemeğim yoktu. Evet, zaten 3'ten başlayacağız. Evet, 3'ten başlanması gerekiyor. Onun dışında masa tertip düzenim bir emek vardı. En az 7 puan. En az 7. 7 ve üzeri bu bekliyor. Bu menüye 7 puan mı istiyorsun? Evet, en az. Eksik şeyim yok. Değmez. Gelmeyecek bir yemek yok. Yanlış, ben hiçbir şey yemedim. Getirmedim. Ben hiçbir şey yemedim. Yanmış bir şey gelmedi. Yanmış yoktu ama ben hiçbir şey yemedim. Hiçbir lezzet alamadım. Evet, 7 de üzerini bekliyor yarışmacı. Bakalım diğer yarışmacılar da aynı görüşteler mi? İlk olarak da sezonun ilk puanı Gönül Hanım'dan gelecek. Gönül Hanımcığım, aç ve söyle bize yüksek sesle. Benim puanım Ülkü Hanım'a 5. Kapatabilirsin. 5. Neye verdin 2 puanı? Neye verdim? Emeğine verdim. Yemeğine? Kabak çorbasını hiç beğenmedim. Çok tatlı geldi bana. Beğendin. Hangi yemeğe puan verdin? Bir tek Hünkar beğendiğine verdim. Onda da eti azdı ama tadı güzeldi. Tatlını zaten yemedim. Çok hamurlaşmıştı. Salatayı beğenmiştiniz. Beğendim demedim. Katı çok yapışmıştı. Bir tek salatanış. Başka da bir şey yok. Şimdi Hünkar beğendi dediniz. Ondan bir tek beğendim dedim. 0-5 mi puan? Yani sizin puanlama dilimiz o şekilde. Bence bu menü bunu hak ediyor. Evet. Bakalım Emre değişikliğe gitmişti. Kaçken kaç yapmış onu da göreceğiz. Evet Emre, paylaş bizlerle verdiğin puanı. Evet, puanım 5. Kaçken 5 yaptın? 4'tü, 5 yaptım onu. Kapat. Sebebi ise, sebebinden... 4 yani 1 puan vermiştiniz. Ya şöyle, niyesini de ben sana açıklıyorum. Eğer dinlersen ben açıklayacağım. 1 saattir ben hiçbir açıklamamı tam net bir şekilde yapamadım. Şimdi verecek olduğum puan, benim 2 puanı şuna verdim. Emeğine verdim 1 puan. Ayrıca ara önüne verdim. Diğer bir ara puanı. Yemeği. Ara sıcağına, ara sıcağına bu puanı verdim ben. Salata, tatlı, hiç masa düzeni. Bahsettiğim gibi ama emeğine evet. Verdim. Masa düzeni zaten jilet yorum gibi yapmıştım. Jilet gibi karşınıza geldim, her istediğinizi yaptım. Bunlar benim çıkarıcı olduğum, benim çıkarıcı olduğum menüye. Benim çıkarıcı... Yani 2 puan verdiniz. Aynen öyle. Peki, Leyla'dan gelecek yeni puan. Evet Leyla, senin bu puanını çok merak ediyorum nedense. Puanım güzel puanım. Hadi vedalaş kendisiyle, kaç? Evet. Kaç? 5. 5.
5. İyi, ben sanki daha düşük verecektim. Ben 3 bekliyordum. Ben de 3-4 diye korkuyordum. Yani kapatabilirsin. Gerçekten Emre Bey. Ben -5 bekliyordum ama o olmuyor. -5 yok. -5. Ben 3 hiçbir şey yemediniz. Niye verdiniz o puanı? Şimdi masa düzenini her ne kadar beğenmesem de bir emek vardı orada. Masa düzenini beğendim, evet, masa düzenini. Sanki beğenmişim, bardağı lekeledi. Peki tepeci diye tutturdunuz. Bardağı bardağımı değiştirmedi. Kaşıkten başladın. Bardak, emek var. Ne güzel tabii ki de, sonradan ters köşe. Gitti, o bana bir tane çatal getirdi. Hani orada gönlünü kazandı. O çatalı getirmesi, onu hani getirmeseydi getirmeye de bilirdi. Bardağı yaptığı gibi onu da yapabilirdi aslında. Bardağı yapmamın nedeni onun sizin kendinizin yapmış olması. Bana saygısızlık yaptınız siz. Onu istinaden, yoksa ben evime gelen herkese misafirperverlik yaparım zaten. Siz böyle böyle hamur oynar gibi yaptığınız için o bardak benim kusurum değildi. Ona istinaden ben değiştirmedim. Değiştirseydin daha iyi olurdu. Ve menüyü kötüleyerek, sen çorbadan başladın. Tatlı da bitirdin kötüleyerek. Şimdi şöyle, hünkâr beğendinin alttaki hünkâr beğendisinin patlıcanla yaptığın şey hünkârı var ya, onu beğendim. Üstündeki eti hiç beğenmedim. Güzel olmamıştı. Zaten cimrilikten yana o kadar az şey kullanmıyor. Suyu bile azıcık bir şey getirmiştin. Şu kadar senin, su senin gönlünü kazanmak bu kadar kolay. İkincisi, su mu içtiniz? Pardon da. Su içtim. Sen portakal suyu vermedin. Hayır geldi. Gelmedi. Hayır ben içmedim. Vermedin. Sarıda. Getirdim ama. Hayır hangi bardağa koyacaksın dedi. Su vardı. Diğerini hayır, ben size dedim. Vermedim. O bardakta içmek tamam, istemedi. Bardağı ne yapıyorsun ya? Vermedi. Ay bir dakika, vermedi. Geri siliyorum ben bunu. Gerçekten geri sildim. Sildim. Ama kayıtlara geçti. İstediğin kadar ama oradan. Ama kayıtlara geçiyorsa geçsin. Evet sen bana yapacağım. Sen bana o sarı sudan vermedin. O zaman sen düşünerek puan vermedin. O zaman düşünerek evet, vermedin. Sen düşünerek puan sen vermedin. Sen bana sarı sudan örneğin vermedin. Veriyorum. Neden düşünmedin? İyi ki unutmuş. İyi ki unutmuş. O çatalı ben bir çatalı orada çatal olarak şey aklımda kaldı ya, gitti çatalı getirdi falan böyle şey yaptı, sarı o aklımda kaldı ama sarı suyu vermedin. Özür diliyorum arkadaşlar, benim verdiğim 4 hatta 3 falan vereceğim sana. 4. Ama geçersin. Sen şu an sadece ezbere bir rakam yazdın oraya. Yok başka ya, bir ezberlemiş cümleleri İlk açtın. Zaten. Ya o hazır, kafasını hazırla, çorbadan başladın kurulmaya. Peki. Sizde hak hiç nerede, şey adalet şey nerede? Çok özür diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hak, adalet nerede? Adalet. Biliyor musunuz kelime kavramını, anlamlarını biliyor musunuz? Bilmez miyim? Onu en iyi bilenlerden biriyim. Belli. Tabii ki de gösteriyorsunuz. Sen, ben sana şuradan söyleyeyim o zaman. Sen demeyin bana bir kere, ben hoşlanmıyorum. Ülkücüm. Ülkücüm şöyle ben yaparım. Değilim sizin ama. Ülkü Hanım. Evet lütfen. Şöyle yapalım ben o zaman. Sizin işiniz, yemek değil. Bir. Siz bir daha yemek işine girmeyin. Size mi soracağım? Ve gelip de burada bakın 150 bin lira ödül veriliyor. Kalkıp bize ıspanak, patates, yoğurt verdiniz. 150 bin lira karşılığı. Gratino. Bir. Gratino da olmuyor yani, biliyor musunuz? Ödülün karşılığında. Olmuyor yani, o biliyor. Olmuyor tabii ne ki. Ne oluyor size göre? Bu kadar yüksek bir ödülün tamam, karşısında kalkıp da getirdiğin o dandik yemeklerin hiçbiri bakın, olmamıştı. Dandik yemeklerin hiçbiri olmamıştı. Konuşmayın. Öyle demiyor. Yemek o, bir nimet. Bir saygınız olsun ilk önce. Yemek size. O nimet ama dandik hadi evde demeyin. Kendi aparatif atıştırdığın şeyler değil. Pardon, bir yarışma programındasın sen. Aparatif bir yemek, patates mi kızarttım ben? Bizim karşımıza getirdiğin yemekler olmuyor. Haşladık ama üstü var. Üstü var. Evet kızartmadım. Siz hazırlandınız mı? Evet. Herhangi bir aşçıdan bir destek almış olsaydın. Annem hani aşçı bir... zaten. Anneme de onaylattım. Annen aşçı mı? Evet. Mini saraylarda aşçı annem. Oo çok güzel. Mükemmel ya, ama hani yarın bunu konuşalım. Annem milli saraylarda aşçı da hani bu harika. Menüyü sana vermesi ne bileyim yorumlamış olsaydınız tabakları. Peki. Devam ediyoruz ve son puan gelecek bugün için. İvan'dan sezonun ilk yarışmasının son puanı geliyor. Evet İvan, sen de paylaş lütfen bizlerle müsaade puanını. Müsaadenizle paylaşıyorum o zaman. Galiba arkadaşlara kıyasla benimki birazcık. Sese söyler misin? 7 puan veriyorum. Teşekkür ederiz. İşte işin doktorunun verdiği yorumu ben baz alırım. Sen bütün yemekleri yedin aslında, onu vermen lazımdı senin. Sen 7 verdin. Ben beğendim. Sen her şeyi beğendin. Tabak çorbasından başladın kötülemeye. Yani yok, kötülemedi.
Ama ben yedi, her şeyi yedi. Benden neden sıra yedi puan verdiğimi bile söylemedim. Hemen atlamaya başladınız. Ya burada yani yorumlamamız gereken, puanlamamız ben gereken. Ben 10 puandan ya başlattım. Çünkü ben insanların iyiliğine ve güzelliğine güzel inanırım. Ne güzel, ondan ne geriye, ondan geriye de puan kırmaya başladım. Kabak çorbasından puan kırdım doğal olarak. Hareket beğenmediğimi dile getirmiştim. Tatlı? Tatlıdan da puan kırdım. Tamam. Doğal olarak bunu da dile getirmiştim. Bir de menü. Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Okeydi. Okeydi. Ben menünün genelinden bir de bir başta puan. Başta kötü bir yorum yaptın ona. Evet. Kötü ya bence sevindim ama iyi yazdım. Bir saniye. Bence kendi adınıza da bu bir umut ışığıdır. Çünkü Ivan puanı bol bir yarışmacı benim anladığım kadarıyla. Bak ondan aşağı iniyor sizlerin aksine değil mi? Ben bol değil, siz adalet. Siz işten yukarı çıktınız galiba. O ondan aşağı iniyor. Ben 4 verdim ve pişman oldum. Dedim ki keşke vermeseydim dedim. Orada siz bana deyince bunu böyle değiştirebilirsiniz. Herkese o benim içimi ferahlattı. Dedim ki hakkaniyet olarak 5'tir dedim. Tabii 4 de olmaz. Hayır. Ya çok ayıp olur dedim. 4 olmaz arkadaşlar. 5'tir dedim. Öyle ama İvan yemek. Ama 7 gerçekten zaten çok abartılı bir rakam bana göre. 7 sen de mi fazla değil buldun Leyla? Ve Gönül de galiba. Demek ki sen bana sen Mehmet'im o zaman herhalde bir 10 puan. İşte sevinin onu söylüyorum. Ya umarım o kadar güzeldir. Demek ki ona göre o kadar da büyük sıkıntılar yokmuş yemeklerde. Yarın kim yarışacak bilmiyorum. Ama 150 bin TL için yarışacak bu sezonki yarışmacılarımız. İşte onlardan ilkini ağırladık bugün. Sevgili Ülkü, eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Yemekteyiz. Yeni sezonu başladı. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Sezonun ilk programından veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.